Balkonun genişliğine bakın ya. Geçen yıl çekmiş olduğum videoda da zaten buna değinmiştim. Sesimde yankı yapıyor mu? Gerçekten buradaki balkonlar aşırı aşırı büyük. Bir de İstanbul'daki balkonlar. Kuş sesini duyuyor musunuz? Mükemmel. Bahçe. Anneanneme bak. Burası teyzemin bahçesi. Ne yapıyor? Taşıyamaz ki onu ya. Anneanne bırak onu, bırak. Bırak bırak onu, ben taşırım. Tamam sen bırak onu, taşıma. Az önce kılıç savaşı yaptık. Ben yendim. Görüyorsunuz. Şu anda saat kaç abi? Saat hemen bakalım. 15.16. Buradan 15'e getirdin. Sahneye atlamak için saate bir kere basarsan sahneye atlar. Buradan 16'ya getirdin. Evet. Bugün ayın 13'ü çarşamba. Şimdi Zile'nin içindeki sokakları geziyoruz. Zile Kalesi'ne çıkacağız. Fix her yıl geldiğimizde yaptığımız şeyler. Ara sokaklardaki bu tarihi evler falan bizim çok hoşumuza gidiyor. Bir turlayalım, bir dondurma yiyelim falan diye böyle planladık. Sokak sağlıklı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiş duruyor. Sokak çok hoşuma gitti ya. Kültür ve sanat evi. Merhaba. Allah kahretsin ya. Gelin siz de gelin. Evet. Bugün Hızır Ali İstanbul'un derlerli ya. Evet. Akın Akdeniz İnsan Kalabalığı. Maşallah. Olsun, gelince siz memleketimiz evet. Tanıtırsın. Evet. Şile Belediyesi'ne ait bir konakta. Evet. Öyle sizler için yaptık. Teşekkür için ederiz. Sağ olun. Thank you.
Ya Fatoş Hanım ya. Eğer yolunuz düşer ise buraya uğrayın. Çünkü çok güler yüzlü bir bayan. Her şeyi çok güzel anlatıyor. Anılarını yaşatıyor. Ve güzel bir ikramlıkla da yolcu ediyor. Gelirseniz selamımıza söylemeyi unutmayın. Şimdi kahvemizi içelim. Sonrasında tekrardan videoya devam ederiz. Şimdi çıktık. Çok güzel ağırladı bizi bayan. Gerçekten çok güzeldi. Ya böyle bir yerde bence böyle bir bayanın olması gayet güzel olmuş. Airdrop. Şimdi gidiyoruz. Kaleye doğru gitmeyi planladık. Ara sokaklarda böyle geze geze gidiyoruz. Biz köye geldik. Biraz geç kaldık kahvaltı için. Annem burada. Yine köy ocaklığında kızartma yapıyor bize. Bakar mısınız? Her şey organik bu arada. Olsun, bir şey olmaz. Kendi el yapımı tereyağı. Şuraya elimizle deledim. Kendi salatalıkları. Kendi yaptığı, kendi tarlasının çileği. Böyle. Köydeyiz şu an. Yeni geldik, şimdi geldik. Hemen üstümü değiştim. Buradayız. Şu an bahçedeyiz. Saatler 18.52. Bugün, yani bugün son değil ama yarın son günü olduğu için şöyle bir bahçeyi sonuna kadar bir gezelim istedik. Yine çok güzel. Çeşit çeşit şeyler dikmişler. Zaten soğan da vardı bizim normalde. Ondan vazgeçip bu yıl buğdaya çevirmişler. Şurada annem yaprak topluyor. Burada Dürdane. açılmamış mısırlar. Şurada ayçiçek vardı. Onu geçtik mi acaba ya? Kaybettim. Neyse. Burada kırmızı elmalarımız. Tam yaz elması. Şöyle hızlıca. Marullar. Marulların böyle büyüdüğünü ben çok fena rüzgar çıktı. Neyse. Marulların böyle büyüdüğünü ben bilmiyordum. Bunu da böyle görmüş oldum. Şurada domatesler var. Mevsim olmadığı için henüz çıkmadı. Burada da herhalde domates onlar. Şunlar herhalde lahana diye düşünüyorum. Öyledir. Burada kırmızı erik. Şunlar. Sonra şu ayçiçek ağacıymış. Neden bir tane olduğunu anlamadım ama. Bir tane ayçiçek ağacımız var. Burada böyle fasulyeler. Fasulyelerin de mevsimi daha henüz gelmediği için Eylül ayı gibi falan herhalde bunlar çıkmış olur. Yani Eylül ayına kalmaz hatta. Aynı Ağustos gibi falan çıkmış olur. Burada soğanlarımız, şurada bal kabakları dikmiş annem tam şu sıraya. Bu kez soğanı çok az tutmuşlar. Gerçekten az, yani bayağı geniş gibi görünüyor ama az yapmış bu kez. Normalde şu sarı olan yer komple soğandı geçen yıl. Ve biz çok yorulmuştuk. Bu yıl çok şükür bundan vazgeçip buğday yapmışlar. Buna da biçer geliyor zaten. Biçer halledecek. Orada annemlerlik bir iş yok burada. Go go. Go go. Şimdi gidiyoruz. Tarlanın sonuna gideceğiz. Bakalım. Bu kuyu var. Ve tarlanın sonundayız. Şöyle. Aa, yolun sonuna gelmişiz. Baksanıza. Oy. Tam sararmamışlar tabii ama sararacaklar ablaları. Ay, ütme yapalım mı? Ütme dediği arkadaşımızın, bunları yaşken ve ateşin içine atıyorsunuz ve o ateşin içinden çıkan buğdayları elinizle ovalayıp yiyorsunuz. Değişik bir lezzet. Herkes bilmeyebilir. Yarın öyle yapalım. Şu kenar. Evet, yeşil ya bu taraf. Oo, çok güzel olur. Yani şu taraflar sararmış ama bu taraflar yeşil. Ve aşağı indik, geri çıktık. Şurada bakın ne var. Küçük küçük çilekler. Herhalde dağ çileği diye geçiyor bunlar. Çok tatlı ve çok lezzetliler gerçekten. Onları topladık. Azıcık yedik. Şimdi de böyle. Hava o kadar güzel ki anlatamam.
yapacak bir şey yok. Ne şu kırıldı da. Tüpler oldu. Babam yapıştırıcıyla yapıştırmaya çalışıyor. Bu ne ki? Yüksek silikonu. Ha, silikon. Silikon. Aa, en iyi yapıştı kız. Yüksek silikon. Hmm. Hadi bakalım içeri gidiyoruz. Ve Irmak'tayız. Anneannemlerin evdeyiz. Şu an anneannem olmasa da. Şurası dayımın yaptırdığı yeni ev. Bayağı kocaman bir alan. Gel Bili Bili. Gel gel gel. Doberman. Doberman. Nasıl? Vedat. Nasıl? Evet. İçine giremez miyiz? Kapısı. Şurası açık. Ama içeri girmek lazım. Kapı olmadığı için bakamadık ama. Şöyle. Çok güzel bir terası var. Şöyle koca bir dağ manzaralı. Ama işte natür olmadığı için bakamadık. Şimdi teyzemlere gidiyoruz. Ay. Köpek çok kötü havluyor. Sen ne yapıyorsun orada? Sen oradan mı gideceksin? Ha. Ay 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 ay. 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 Burası ne anne? Ha. Eşya getirmişler burada bak. Bakayım. Görünmüyor ki. Ben yüzünden yol bulmaya çalışıyoruz ya. Şimdi şöyle dağdan dolaşacağız. Bakalım. Hava da karardı. Sonunda. Şu çukurdan yürüdük ya. Ay nefes nefes akıllı. Ve teyzemlerin evine geldik. Vedat, Esin nerede oraya yapmayacak? Vermiyormuş. Şu an teyzemlerin üst kattayız. Üst kat dedim daha yapılmadı ama burası işte ev olacak. Havada bayağı karardığı için artık bugün de burada bitirelim bu videoyu. Yarın bakalım neler çekeceğiz. Herkese günaydın. Bugün cuma. Saatlerimiz 10.40. Kahvaltı yapacağız. Son gün. Yarın çıkıyoruz diyorlar. Şurada da et kavurma. Et yiyeceğiz. Ya ben yemeyeceğim ama annem yiyecek. Öyle. Şimdi kahvaltımızı yapalım sonra. Güne bakarız neler olacağına. Güne ne ya? Hadi bakalım biz şimdi kahvaltı yapıyoruz. Şu anda tam köyümüzün tarlaları olan Bağlar'dayız. Niye geldik? Sırf buğday toplamaya geldik. Buğdaydan hani az önce yiyorduk videosunu izlemişsinizdir. Daha güzel bir yer var dedi annem. Oraya geldik. Oradan buğday alıp tekrardan ütme yapacağız işte. Sonra da ayçiçek tarlalarında bir fotoğraf çekiniriz falan diye düşündük. Sivilcilerime merhaba diyeyim. Hey. Öyle. Hadi gidiyoruz biz. Hadi bay. Ve ben çok yakına gideceğimizi düşünerekten terlikle çıktım. Ben? Dürdane temkinle, çorapla çıkmış. Ben terlikle geldim. Şu an köyün işte yolundayız. Bağlara doğru yürüyoruz. Baya baya her yer ova. Gidiyoruz bakalım hadi. Hemin. Vay. Hemin. Hemin. Şükrü. Vay Şükrü. Vay Şükrü. Gidiyoruz kız. Aman aman. Ay. Ve şu an bizim ayçiçek tarlasına geldik. Burası Susa diye geçiyor. Ya düz ova. Burada da babamların tarlası varmış. Annem dedi gelin burada fotoğraf çekin. Şöyle. Bu yakın ha bu uzak tamam böyle. Çok iyi. Bayağı iyi hatta. Çok güzel. Kız ne güzel yerler. Ne güzel yerler. Bakın. Vallahi çok iyi. Çekindik şu an cırcır böcekler çıktı meydana. Ve yemek hazır değil. Eve gittiğimiz zaman daha köfte yapacağız. Biraz geç kaldık galiba. Fotoğrafları falan çekindik. Tarlalara baktık. Bayağı bir yerleri gezdik. Şimdi eve dönüyoruz. Zaten bugün son gün. Her yıl aynı şeyler. Duygusal anlamda biraz çöküyoruz. Gelirken çok mutluyuz ama giderken gerçekten çok üzülüyorum.
Neyse tekrardan bir şeyler yaptıkça kamerayı açarım. Eğer bir şey yapmazsak zaten yolda kapanış için açarım tekrar. Bugün ya da yarın tekrar kamerada görüşürüz. Tekrar ne kadar çok söyledim ya. Neyse duruma göre tekrardan video açacağım. Bugün ya da niye güldün? Neden güldüğünü söyle. Tekrar. Neyse bir şeyler yaptıkça çekeceğim. Yani sanmıyorum artık bir şey yapacağımız evet, zaman. Gerçekten büyük emekler dolu evet, şekilde çekilen videolar var. Şimdi Ekin TV. Ay, neyse umarım yarın artık. Editlenmesi de uzun sürer. Of, hem de nasıl edit. Gözümde o kadar büyüyor ki videolar çekiyorum ama editleme işlemi çok zor. O yüzden YouTuber'lara boşa laf atmayın. Büyük emek var bu videolarda. O yüzden lütfen emeğe saygı diye şöyle bir dipnot bırakmak istiyorum. Neyse yarın tekrar görüşürüz ya da akşam. Bakalım. Yeni bir günden merhaba. Bugün cumartesi. İstanbul yolculuğu yaptık. Sabah saatlerinde 2.30 gibi falan geldik. Yani bugün gelmiş olduk. Yorucu ve sıcak bir yolculuktu. İstanbul gerçekten yanıyormuş. Yani şansımıza bugün bayağı sıcakmış. Bize de bugün denk geldi. Yani bu sıcaklar denk gelmiş oldu yolculuk yaparken. Yolculukta sıcaklık gerçekten klimalı bir araç bile olsa bunaltabiliyor. O yüzden bunaldık yolculuk boyunca ve ben paso uyudum. İstemsizce uyumayan ben yol boyu uyudum. Kapanışı yolda yapamadığım için, o kadar mayıştığımız için kapanışı evde yapmak istedim. Geldik, eşyaları yerleştirdim. Annemin verdiklerini dolaba yerleştirdim. Şimdi mesela yemek yapacağım. Duş aldım, evi topladım. Ay, o kadar çok iş vardı ki şu an kamerayı açabildim ve şu an kendime gelebildim. Daha fazla da uzatmadan kapanışı yapayım. Çünkü daha yemek yapacağım. Yıkanacak çamaşırlar falan var. Onlarla ilgilenmem gerekiyor. Yani bir sürü iş var. Umarım keyif alarak izleyebileceğiniz bir video olmuştur. Bizim yine aşırı keyif alarak çektiğimiz bir video oldu. Her zaman söylüyorum, keyif almadığım, eğlenmediğim videoları yayınlamıyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni, kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Başka videolarda aynı enerjiyle tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.